Romanımızın adı Durgundon. Yazar Mihail Şolohov. Türkçesi Mete Ergin Gani Yener. Yayın evi Yordam Edebiyat. Birinci kitap. İkinci bölüm 16. Bahar yaklaşırken Stockman'ın tamirhanesindeki toplantılar da seyrekleşti. Köylüler tarlada çalışma hazırlıklarını yaptığı için yalnızca değirmenden makinist Ivan Alekseyevich ile uşak geliyor, David'i de yanlarında getiriyordu. Paskalya'dan önceki perşembe akşamı erkenden tamirhanede toplandılar. Stockman sedire oturmuş, 50 kapiklik bir paradan yaptığı gümüş yüzüğünü eğiliyordu. Pencereden giren güneş ışıkları yerde kare şeklinde, tozlu, sarı ile pembe karışımı bir aydınlık yapıyordu. Makinist eline bir kerpeten alarak evirip çevirmeye başladı. "Geçen gün bir piston hakkındaki fikrini almak için efendiye çıkmıştım," dedi. "Pistonu Millerova'ya göndermek gerekecek. Burada tamir edemiyoruz. Bu kadar bir çatlak var pistonda." Ivan Alekseyevich pistondaki çatlağın boyunu serçe parmağıyla gösteriyordu. Stockman eğelediği paradan etrafa gümüş tozlar saçarak "Millerova'da bir fabrika var değil mi?" diye sordu. "Bir dökümhane var. Geçen yıl birkaç gün orada kalmam gerekmişti." "Çok işçisi var mı?" "400 kadar sanırım." Stockman düşünceli bir tavırla sordu. "Ne biçim adamlar?" "İşleri iş onların. Hiç de senin proleterlerden değiller. Bir yığın gübre." Kısa kalın parmaklarını dizlerinin altına almış, Stockman'ın yanında oturmakta olan uşak, "Nedenmiş o?" diye sordu. Değirmen işçisi David, çizmeleriyle ezdiği kuru talaşların hışırtısını duymaktan aldığı keyifle gülümseyerek bir aşağı bir yukarı geziniyordu odada. Sanki diz boyu kuru yapraklarla örtülü bir dere boyunda geziniyormuş da, kırmızı yapraklar ayaklarının altında yumuşak yumuşak rahatça eğilirken, yaprakların dibinde ıslak otlar diri diri dikiliyormuş gibi geliyordu ona. "Hepsinin hali vakti yerinde de ondan. Her birinin ufak da olsa kendi evi, bir karısı var. Her türlü rahatı yerinde. Hiç değilse onların yarısı çıkarları için protestan olmuştur. Vaizleri de mal sahibinin kendisi. Aralarında su sızmaz bunların. Üstlerindeki pisliği de çapa ile kazıyamazsın." David bilmediği kelimelerin üstüne basa basa "Ivan Alekseyevich, nedir bu protestanlar?" diye sordu. "Protestanlar mı? Onlar da kendi usullerince Tanrı'ya tapar. Katolikler gibi bir çeşit mezhep." Uşak, "Her aptalın kendine göre bir deliliği vardır," diye ekledi. Ivan Alekseyevich, "Dediğim gibi, Sergey Platovich'i görmeye gittim," diye hikayesine devam etti. "Atyopin de oradaydı. O yüzden bana dışarıda beklememi söyledi. Oturup beklerken kapıdan konuşmalarına kulak misafiri oldum. Mokov, yakında Almanlarla savaş çıkacağını söyledi. Bir kitapta okumuş. Ama Atyopin, Rusya ile Almanya arasında savaş olmayacağını söyledi." Ivan Alekseyevich, Atyopin'in peltek telaffuzunu o kadar güzel taklit etti ki David kesik bir kahkaha attı. Ama uşakın yüzündeki alaycı ifadeyi görünce hemen sustu. "Almanya ile savaş olmaz. Çünkü Almanya karnını doyurmak için bizim tahılımıza muhtaç," diye Ivan Alekseyevich duyduğu konuşmayı nakletmeye devam etti. "Arkasından bir üçüncü ses duydum. Sonradan onun ihtiyar Litsnitski'nin oğlu şu subay olduğunu anladım. O, Almanya ile Fransa arasında üzüm bağları yüzünden bir savaş çıkacak ama ucu bize dokunmaz," dedi. Ivan, Stockman'a dönerek, "Ne dersin, Osip Davidovich?" diye sordu. Stockman, açık avucunun içindeki yüzüğü dikkatle bakarak, "Benim pek müneccimliğim yoktur," diye cevap verdi. Uşak, "Savaş başlarsa biz de mutlaka katılırız," diye fikir beyan etti. "İstesen de istemesen de saçımızdan tutup sürüklerler bizi savaşa." Stockman, kerpeteni nazik bir şekilde makinistin elinden alırken, "Mesele şu çocuklar," dedi. Durumu iyice anlatmak niyetiyle ciddi bir şekilde konuşuyordu. Uşak, sedire iyice yerleşti. David'in dudakları gerilerek sağlam dişlerini meydana çıkardı. Stockman, o canlı, özlü üslubuyla kapitalist devletler arasındaki pazar ve sömürge mücadelesini anlattı. Sözlerini bitirdiği zaman Ivan Alekseyevich öfkeyle sordu. "Peki ama biz ne oluyoruz?" Stockman gülümseyerek, "Başkaları kafayı çekecek ama sizin başlarınız ağrıyacak,"
dedi. Uşak alaycı bir tavırla, "Çocuk olma sana," dedi. "Atasözünü bilirsin. Efendiler kavga eder, uşakların kakilleri titrer." İvan Alekseyeviç bir türlü baş eğmeyen, büyük bir düşünceyi alaşağı etmeye çalışıyormuşçasına kaşlarını çatarak "Heh," dedi. "David, şu Litnitski'de neden bu kadar sık uğruyor Mokov'a? Kızı için mi ha?" diye sordu. Uşak, garazkar bir ifadeyle "Kurşinov yumurcağı oradan ağzının payını aldı zaten," diye lafa karıştı. "İvan Alekseviç, duydun mu? Neden burnunu o kadar sokuyor şu sobay oraya?" diye tekrarladı David. İvan Alekseyeviç dizlerinin arkasına bir kırbaç yemiş gibi birden irkildi. "Aa, ne diyorsun?" "O, uyuyor sanki. Litnitski'den bahsediyoruz." "İstasyona gidiyormuş subay. Evet. Bakın, size daha başka havadis de vereyim. Evden ayrıldığımda kimi görsem beğenirsiniz. Gregor Melehov'u. Elinde kırbaç dışarıda duruyordu. Ne yapıyorsun burada Gregor?" dedim. "Teğmen Litnitski'yi Millerora istasyonuna götürüyorum," dedi. "Litnitski'nin arabacılığını mı yapıyor?" diye açıkladı David. "Zengin sofrasındaki kırıntılarla geçiniyor işte." "Zincire vurulmuş köpeğe benziyorsun uşak. Herkese hırlıyorsun." Konuşma hızını kaybetti. İvan Alekseyeviç gitmek üzere kalktı. Uşak son bir kez daha takılarak "Acelen ne? Ayine mi katılacaksın?" dedi. "Ben her Allah'ın günü birkaç kere katılırım ayine." Stockman konuklarını kapıya kadar geçirdi. Sonra tamirhanesinin kapısını kilitleyip evine geçti. Paskalya yortusunun başladığı pazardan önceki gece göğü kara kara bulutlar kapladı ve yağmur başladı. Köyün üstüne çiğ bir karanlık bütün ağırlığıyla çöktü. Hava kararmaya yüz tuttuğu sırada donda yuvarlana yuvarlana uzaklaşan uzun iniltiler çıkartarak çatırdamaya başladı. Ve sıkışan buzlar yüzünden ilk buz tepeciği suyun üzerine yükseldi. Buz, dört verslik bir mesafe içinde bir anda parçalandı ve akıntı aşağı sürüklendi. Kilisenin köylüleri ayine çağıran çanı bir fon müziği gibi makamla çalarken buz yığınları birbirine ve kıyılara çarparak parçalanıyordu. Don'un sola döndüğü ilk kıvrımda sular bent gibi birikti. Üst üste yığılan buz parçacıklarının çıkardığı çatırtılar da köye doğru ulaşıyordu. Daha şimdiden yer yer çamurlu su birikintileriyle dolan kilise alanından içeride ayin yapanların yavaş sesleri, dualar duyuluyordu. Kafesli pencerelerde bayram sevinciyle titreşen ışıklar parıldarken avlunun karanlıklarında delikanlılar kızları sıkıştırıp öpüyor, birbirlerinin kulağına açık saçık hikayeler fısıldıyordu. Kilise bekçisinin evi bölgenin dört bir yanındaki köylerden gelen kazaklarla dolmuştu. Yorgunluktan ve havasızlıktan bitkin haldeki insanlar sıraların üzerinde hatta yerlerde kıvrılmış uyuyordu. Çürük basamaklara oturmuş adamlar sigaralarını tüttürürken havadan, kış ürününden söz ediyorlardı. "Siz tarlaya ne zaman çıkacaksınız?" "Herhalde Paskalya'dan sonra." "Sizin işiniz kolay. Oraların toprakları kumludur." "Bir kısmı öyle. Dere boyundan beri yanında bir tuz havuzu var. Şimdi toprak iyice emecek suyu. Biz geçen yıl sürdüğümüzde kıkırdak gibiydi toprak. Bütün yol boyunca sert ve yapışkandı." Basamaktan tiz bir ses duyuldu. "Dünya, neredesin?" diye seslendi. Kilise kapısının oradan kısık bir erkek sesi duyuldu. "Öpüşecek başka bir yer bulamadınız mı? Defolun be, pis yumurcaklar. Amma kafa be." Karanlıktan kararsız, genç bir ses cevap verdi. "Sen git de kendi avlundaki kancı öp. Kendine bir eş bulamıyor musun?" "Kancık mı? Ben sana öyle..." Koşuşan vıcık vıcık ayak sesleri, etek ışırtıları. Damdan cam sesini andıran şıpırtılarla su damlıyordu. Tekrar o kara ve çamurlu toprak gibi yapışkan ses pes perdeden duyuldu. "Prohor'un pulluklarından birini almak istedim. 12 ruble verdim, vermedi. Onda ucuza mal verecek göz yok zaten." Dondan kesintisiz bir çatırtı, bir hışırtı ve ıslık sesi geldi. Sanki süslenmiş püslenmiş bordo kot da bir orospu geniş eteklerini hışırdata hışırdata geçiyordu. Gece yarısı Mitka Kurşunov bindiği çıplak atı yapışkan karanlığın içinde nal şıkırtılarıyla ortalığı inlete inlete sürerek kiliseye geldi. Gem kolunu atın yelesinin üzerine bağladı
hayvanın tüten sağrısına bir şaplak attı. At toynaklarının çıkardığı vıcık vıcık sesi bir süre dinledi. Sonra kemerini düzelterek avluya girdi. Kapının ağzına kasketini çıkarıp dindar bir tavırla başını eğdi ve kadınları yara yara mihraba doğru ilerledi. Kazaklar sol tarafta simsiyah bir yığın halinde toplanmıştı. Sağ tarafta alacalı bulacalı kadınlar kalabalığı vardı. Mitka babasının ön sırada bulduğu ve onu dirseğinden tutup kulağına fısıldadı. "Baba, bir dakika dışarı gelsene." Kalın bir perde gibi inen birbirine karışmış kokular içinden geçip kilisenin dışına çıkmaya çalışırken Mitka'nın burun kanatları titredi. Yanan mumların çıkardığı duman, kadınların terli vücutlarında yayılan koku, yalnız Noel'de ve yortularda giyilen elbiselerin mezarlığı andıran pis kokuları, yaş deri, naftalin ve oruçlu karınların çıkardığı osuruk kokuları midesini bulandırmıştı. Sundurmada Mitka ağzını babasının kulağına yaklaştırdı. "Natalya ölüyor." ...17. Gregor, Yevgeni ile istasyona yaptığı yolculuktan Paskalya'dan önceki pazar günü döndü. Çözülmeye başlayan donlar yüzünden yer yer karların kalkmış olduğunu gördü, yol bir iki gün içinde bozuluvermişti. İstasyondan 25 verst kadar uzaktaki bir Ukrayna köyünde bir ırmağa geçerken az kalsın atlarını kaybediyordu. Köye sabah erken varmıştı. Bir gece önce ırmağın buzları çözülüp parçalanmış, akıntıyla sürüklenmeye, kabaran ırmak da köpük köpük çamurlu sularıyla sokakları tehdit etmeye başlamıştı. Atlara yem vurmak için yol üstünde indiği han ırmağın öte tarafında kalıyordu. Gregor, suların gece yükseldiğini düşünerek ırmağa geçmeye karar verdi. Gidişte buzların üzerinden geçtiği noktaya vardı ve ırmağın yatağını açtığını gördü. Suların ortasında kırık bir çit parçasıyla yarım bir araba tekerleği anafora kapılmış dönüyordu. Kıyıda, üzerinde kar kalmamış kumlarda taze kızak izleri görünüyordu. Benek benek köpük içinde kalan terli atları durdurdu. İzlere daha yakından bakmak için yere atladı. Kıyıda izler biraz sola kıvrılıyor ve suyun içinde kayboluyordu. Gözleriyle karşı kıyıya kadar olan mesafeyi ölçtü. En çok 50 adımdı. Koşumları kontrol etmek için atların yanına gitti. O sırada en berideki kulübeden çıkan yaşlı bir Ukraynalı onun yanına geldi. Gregor elinde tuttuğu dizginlerle kaynayan kahverengi seli işaret ederek "Geçmeye elverişli bir yer var mı?" diye sordu. "Bu sabah geçenler oldu." "Derin mi?" "Hayır, ama kızağına su girebilir." Gregor dizginleri toparladı, kırbacını elinde hazır tutup sert bir komutla atları dehledi. Atlar homurdanıp hırsla hırslı soluyarak istemeye istemeye ilerledi. Gregor ayakta, kamçısını şaklattı. Sol yandaki Doru başını ileri alıp kayışlara asıldı. Gregor hayvanın ayaklarına baktı, su kızağın ön tarafında kaynaşıyordu. Su önceleri atların diz kapaklarına kadar yükseliverdi. Gregor onları geri çevirmeye çabaladı ama atlar dizginlere itaat etmeyip canlarını kurtarma gayretiyle yüzmeye başladı. Kızağın kıçı akıntıyla döndü. Hayvanın başları akıntıya karşı kaldı. Su dalga dalga hayvanların sırtından aşıyor, kızak da sarsıla sarsıla onları kuvvetle akıntıdan aşağı çekiyordu. Ukraynalı kıyı boyunca bir yandan koşuyor, bir yandan da kürklü başlığını sallayarak "Hey, hey, saha!" diye bağırıyordu. Gregor çılgın gibi bağırarak atları durmadan gayrete getiriyordu. Sürüklenen kızağın arkasında köpüklü anaforlar oluşuyordu. Kızağın ayakları gece sürüklenip giden köprüden kalma bir kazağa çarpınca kızak hayret edilecek kadar rahat bir şekilde ters yüz oluverdi. Gregor nefesini tutarak baş aşağı suya daldı ama dizginleri elinden bırakmadı. Sallanan kızak onu öteye itti ve su Gregor'u inetle aşağı çekmeye başladı. Dizginleri bırakıp kızağın ayaklarından birini yakalamaya başardı. Kızağın kenarına tutuna tutuna falakaya kadar çekti, aldı kendisini. Tam falakanın demirli ucunu yakalayacağı sırada akıntıya karşı mücadele etmekte olan Doru at bir ileri hamle sırasında art ayağıyla Gregor'un dizine çarptı. Soluğu kesilen Gregor kızağı bırakıp koşum kayışlarına el attı. Attan öteye doğru sürüklendiğini, ellerinin gücünü kaybettiğini hissetti. Soğuk iliklerine kadar işlemişti. Atın başında ulaşmaya başardı.
Ölüm korkusuyla dehşete düşen hayvan, deli deli bakan kan çanağına dönmüş gözlerini Gregor'un irileşmiş göz bebeklerine dikti. Kayganlaşmış deri dizginleri tekrar tekrar eline geçirmeye çalıştı. Ama her seferinde dizginler parmaklarının arasından kaydı. Bacakları birdenbire yere değdi. Sürüklene sürüklene kendini kıyıya aldı. Ayakları üzerinde sendeleyerek doğrulmaya çalışırken atlardan biri onu göğüsleyip yere yıktı. Atlar Gregor'un üzerinden geçti. Kızağı deli gibi sudan çekip çıkardı ve birkaç adım ötede üzerlerinde duman tüte tüte, yorgunluktan tir tir titreyerek durdular. Hiçbir acı duymayan Gregor ayağa fırladı. Soğuk her yanını dayanılmayacak kadar sıcak bir kuş tüyü gibi sarmıştı. Atlardan daha çok titreyen Gregor, bacaklarının sütten yeni kesilmiş bir bebek kadar güçsüz olduğunu hissetti. Yavaş yavaş aklını başına topladı. Kızağı döndürüp ayaklarının üstüne oturttu ve hayvanları ısıtmak için dört nala kaldırarak sürdü. Köyün yoluna sanki düşmana saldırır gibi uçarak girdi ve ilk gördüğü bahçe kapısından içeri hızını kesmeden daldı. Ev sahibi konuksever bir Ukraynalı çıktı. Oğlunu atlara bakmaya gönderip kendisi de Gregor'un soyunmasına yardım etti. İtiraz kabul etmez bir sesle karısına ocağı yakmasını emretti. Gregor elbiselerini kurularken ev sahibinin pantolonunu giyerek ocağın üzerine uzandı. Etsiz bir lahana çorbası içtikten sonra da yatıp uyudu. Şafak sökmeden çok önce tekrar yola çıktı. Önünde daha 135 verstlik yol vardı ve her dakikası kıymetliydi. Yakında bozkır bahar selleriyle geçilmez bir hal alacaktı. Eriyen karlar her küçük dereyi ya da dere yatağını kükreyen bir sel haline getirmişti. Karın eridiği kara topraklı yol atları tüketiyordu. Gregor, sabah ayazının dondurduğu yolun üstünde kızağı sürerek yolundan 4 verst kadar sapa düşen bir köye vardı. Atlar ter içinde tütüyor, arkada kızak ayaklarının toprakta bıraktığı izler pırıl pırıl parlıyordu. Gregor, kızağı orada bırakıp atlardan birinin çıplak sırtına atladı, ötekini de yedeğine alarak tekrar yola çıktı. Yortudan önceki pazar günü sabahı Yogodno'ya vardı. İhtiyar Lisnitski onun yolculuk hikayesini dikkatle dinledi ve atları görmek için dışarı çıktı. Sashka, çökmüş böğürlerine öfkeli gözlerle baktığı hayvanları avluda bir aşağı bir yukarı götürüp getiriyordu. Efendi, "Hayvanlar ne durumda?" diye sordu. "Güçlerini tüketmemişlerdir inşallah." "Hayır, Doron'un göğsünde göğüs kayışının sürtündüğü yerde bir yara var ama bir şey değil." diye cevap verdi Sashka atları durdurmadan. Litinitski, Gregor'a eliyle işaret etti. "Git biraz dinlen," dedi. Gregor odasına çekildi ama sadece bir gece dinlenebildi. Ertesi sabah sırtına yeni bir saten gömlek giymiş olan Venyamin yüzü pırıl pırıl parlayarak Gregor'un odasına gelip seslendi. "Gregor, efendi seni istiyor hemen." General ayağında pantiflerle salonda bir aşağı bir yukarı gezinip duruyordu. Ancak Gregor iki kere öksürdükten sonra başını çevirip baktı. "Ne istiyorsun?" "Beni çağırtmışsınız." "Ha, evet. Git aygırla benim atı kapat. Lucaria'ya söyle köpeklere yemek vermesin. Ava çıkacaklar." Gregor odadan ayrılmak üzere döndü. Efendisi bağırarak durdurdu onu. "Duydun mu? Sen de benimle geliyorsun." Aksinya, Gregor'un kaputunun cebine bir çörek koyarak sinirli sinirli söylendi. "İnsanın karnını doyurmasına bile izin vermez. Allah belasını versin onu. Hiç değilse boyun atkını tak Grisha." Gregor, eğerlerini vurduğu atları çitin yanına götürdü ve köpeklere bir ıslık çaldı. Lisniski dışarı çıktı. Mavi süetten bir ceket giymiş, beline de işlemeli deriden bir kemer takmıştı. Omzunda mantar kılıf içinde nikelajlı bir matar asılıydı. Koluna geçirdiği kamçı ardından bir yılan gibi sallanıyordu. Efendisinin ata binmesi için dizginlerden tutan Gregor, ihtiyar Lisniski'nin kemikli vücudunu ne kadar rahatlıkla kaldırıp eğeri oturttuğunu görerek hayret etti. Litnitski eldivenli elinde dizginleri keyifli bir şekilde toplarken "Arkamdan ayrılma!" diye sert bir emir verdi. Gregor aygırını sürdü. Art ayakları nallanmamış olduğu için hayvan buz kırıklarına bastıkça kayıyor, art ayakları üzerine çöküyor, ihtiyar general hafifçe öne eğik ama sağlam oturuyordu eğerde. Gregor ona yaklaşıp "Ne tarafa gidiyoruz?" diye sordu.
ihtiyar kalın sesiyle "Olşanski deresine" diye cevap verdi. Atlar oldukça hızlı yol alıyordu. Aygır gem koluna asıldı, kısa boynunu yay gibi büküp yan yan bakarak birincisinin dizini ısırmaya çalıştı. Yükseltinin tepesine vardıkları zaman Litniski atını tırısa kaldırdı. Köpek sürüsü Gregor'un peşinden geliyordu. İhtiyar kara kancık burnu aygırın kuyruğuna sürünecek kadar yakından izliyordu. Aygır ard ayakları üzerine çökerek çiftesini köpeğe yapıştırmak için geri kalmaya çalıştı. Ama kancık hemen durup aradaki mesafeyi korudu ve başını kaldırarak çevresine göz gezdiren Gregor'a ihtiyar bir kadın gibi şikayetçi bakışlarla baktı. Hedefleri olan Olşanski deresine yarım saatte vardılar. Litniski atını dere boyunca uzanan fundalıklar arasında sürüyordu. Gregor ise sellerin yıkadığı dere boyuna inmişti. Akıntının açtığı sürü sürü çukurlardan sakına sakına ilerliyordu. Arada bir başını kaldırıp bakıyor ve rüzgarda çırpınan, yaprakları dökülmüş ak ağaçların korusunu çelik mavisi arasında Litskinki'nin keskin çizgili vücudunu görüyordu. Üzengileri üzerinde kalkıp ileri doğru çıkan ihtiyarın mavi kemerli ceketinin sırtı kırışıyordu. Köpekler arkada bir küme halinde dalgalı araziyi koşarak aşıyor. Gregor, sarp dere yatağını geçerken eyerin üstünde sandalye oturuşuna geçiyordu. Bir sigara içsem diye düşündü. Dizginleri bırakır, tütün kesesini çıkarırım. Gregor eldivenlerini sıyırıp elini cebine soktu, sigara kağıdını aradı. Sırtın öbür tarafından tabanca patlaması gibi bir ses duyuldu. "Koş peşinden!" Gregor başını kaldırıp bakınca kamçısını kaldıran Litnitski'nin bayırı dört nala tırmandığını gördü. "Koş peşinden!" Dere yatağının sazlıkları, çalılıkları arasında tüyleri dökülmekte olan bir bozkurt karnı yere değercesine hızla kaçmaktaydı. Bir hendeğin üzerinden atladı, durdu. Birden dönüp arkasına baktı ve köpekleri gördü. Köpekler at nalı biçiminde yayılıp kurdun peşine düşmüştü. Önünü kesip derenin öbür tarafındaki ormana kaçmasını önlemek istiyorlardı. Kurt zemberek gibi fırlayarak ufak bir tepeciği açtı ve doğru ormanın yolunu tuttu. Gücünü kısa adımlarla idare eden ihtiyar kancık kurdun yolunu kesmeye çalışıyordu. Bir başka köpek, sürünün içinde en iyi ve en yırtıcılardan biri de arkadan yaklaşıyordu kurda. Kurt bir an duraksadı ve o sırada dere yatağından araziye çıkan Gregor kurdu gözden kaybetti. Tepeciğin üzerine çıkıp da çevreyi iyice görebildiği sırada kurt bozkırda epey uzaklaşmış, yakındaki başka bir dereye doğru gidiyordu. Gregor, köpeklerin fundalar arasında kurdun peşinden koştuğunu, hafif sağa doğru kırmış olan Litniski'nin de atını habire kamçıladığını gördü. Kurt dere yatağına ulaştığında köpekler de ona yetişmek üzereydi. Hele içlerinden biri, beyaz tüylü atmaca adlı bir köpek, kurdun butlarına asılmış beyaz bir çaput gibi duruyordu uzakta. "Koş peşinden!" Bu ses Gregor'a kadar ulaştı. Gregor, ilerisinde neler olduğunu boş yere görmeye çalışarak atını dört nala kaldırdı. Islık çalan rüzgar nedeniyle gözlerinden sel gibi yaş boşanıyor, kulakları sağırlaşıyordu. Birden içinde av heyecanının bir alev gibi tutuştuğunu hissetti. Atının boynuna doğru yatıp dolu dizgin uçmaya başladı. Dere yatağına vardığında kurt da köpekler de görünürde yoktu. Bir iki dakika sonra Litnitski onu geçerken dizginleri sert bir şekilde çekerek bağırdı. "Hangi tarafa gittiler?" "Dere yatağına sanırım." "Sen onları soldan çevir, düş peşlerine." İhtiyar topuklarını atın böğrüne gömdü ve sağa doğru sürüp gitti. Gregor çukurca bir kısma indi. Bir yandan kamçı sallayıp bir yandan bağırarak atını bir buçuk vers kadar dört nala sürdü. Atın toynaklarının yerden kaldırdığı ıslak, yapışkan toprak havalanıp yüzüne çarpıyordu. Uzun dere yatağı sağa kıvrılıyor ve üç kola ayrılıyordu. Gregor birinci çatalı açtı, o zaman bozkırda kurdu kovalayan köpekler zincirini gördü. Hayvan sık meşelerle ve akça ağaçlarıyla kaplı dere yatağının içinden sürülüp çıkarılmış, şimdi çalılar ve deve dikenleriyle örtülü koyağa doğru gidiyordu. Gregor üzengilerin üzerinde kalktı. Rüzgardan yanan gözlerindeki yaşları kolunun yeniyle silerek baktı arkalarından. Bir an gözü sol tarafa kayınca kendi köyünün yakınlarındaki bozkırda bulunduğunu anladı. Hemen yakında gözün Natalya ile birlikte sürdükleri eğri böğrü
dörtgen tarlaya uzanıyordu. Aygırı bile bile sürüm tarlalarından geçirdiği ve hayvanın kesekler üzerinde kayarak tökezlediği o birkaç dakika içinde biraz önce uyanan av zevkinin ateşi söndü, küllendi. Bu sefer ter içinde kalan atını daha usul sürerek Lisniski'nin bakıp bakmadığını anlamak için çevresine göz gezdirdi ve atını yavaşlattı. Biraz ötede çiftçilerin kamp yerleri görülüyordu. Az daha ileride 3 çift öküz, taze, kadife gibi toprağın üzerinde bir sabanı çekiyordu. Bizim köyden bunlar. Ya tabii. Bu tarla kimindi? Hani Kuşka'nınki miydi yoksa? Gregor sabanın arkasında yürüyen adamı tanımaya çalışarak gözlerini kıstı. İki kazakın sabanları bırakıp yakındaki dere yatağına doğru kaçan kurdun önünü kesmek için koştuğunu gördü. İyice eskimiş, kırmızı şeritli kasketinin kayışını çenesinin altından geçirmiş olanı elinde demir bir çubuk sallıyordu. Kurt birdenbire derin bir saban izinin içine siniverdi. En öndeki köpek uçar gibi gelip ön ayakları iki büklüm kurdun üzerine çöktü. Onun peşinden gelen ihtiyar kancık saban izlerinin kenarındaki kesekler üzerinde kıç üstü kızaklayarak durmak istedi. Ama zamanında duramayarak kurda bindirdi. Kovalanan hayvan başını şiddetle silkeledi, kancık yuvarlana yuvarlana öteye fırladı. Artık hep birden kurdun üzerine saldıran köpekler sürülü tarlada bir bohça gibi birkaç adım sürüklendi. Gregor efendisinden yarım dakika önce yere indi. Av bıçağını çekerek dizlerinin üzerine çöktü. Elinde demir çubuğu sallayan kazak, Gregor'un çok iyi tanıdığı bir sesle ''Oraya, tam gırtlağına!'' diye bağırdı ve soluk soluğa yetişip kurdun karnına yapışan köpeklerden birini sürükleye sürükleye uzaklaştırdıktan sonra Gregor'un yanına çöktü. Kurdun ön ayaklarını bir avucunun içine kıstırdı. Gregor, hayvanın pösteki gibi tüylerini aralayıp gırtlağını yakaladı ve bıçağı sürdü. Eğerden yere hoplayan ihtiyar Litniski, ''Köpekleri, köpekleri, kovalayın onları!'' diye bağırdı. Gregor köpekleri güçlükle uzaklaştırdıktan sonra başını kaldırıp efendisine baktı. Biraz ötede Stefan asta kovduruyordu. Yüzü garip bir şekilde seyiriyor, elinde tuttuğu demir çubuğu evirip çeviriyordu. Lisnitski Stefan'a dönerek ''Sen neredensin adamım?'' diye sordu. Stefan bir anlık duraksamadan sonra ''Tatarski'denim.'' diye cevap verdi ve Gregor'dan tarafa bir adım attı. ''Adın ne?'' diye sordu Litniski. ''Astakov.'' ''Evine ne zaman döneceksin delikanlı?'' ''Bu gece.'' Litniski ayağıyla kurdu işaret etti. Can çekişen hayvanın çenleri hafif hafif atıyordu. Kahverengi çalan bir tüy parçası yapışmış dört ayaklarından biri havaya dikilip katılmıştı. ''Leşi bize getir.'' dedi Litniski. ''Kaça mal olursa öderim sana.'' Morarmış suratındaki terleri boyun atkısıyla kuruladı, arkasını döndü ve omzuna asılı matarayı kaydırıp aldı. Gregor aygırının başına gitti. Ayağını üzengiye basarken dönüp geriye baktı. Stefan elinde olmaksızın tir tir titreyerek koca yumruklarını göğsüne bastırmış ona doğru geliyordu.